Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün uzman diyetisyenimiz Mine Telek bizi kırmadı sağ olsun. Bilgilerini paylaşmak üzere şu anda bizlerle birlikte. Merhabalar, çok teşekkür ederim Tayfun Bey. Öncelikli olarak diyabette şöyle bir durum var. Şimdi aslında birine biz diyabet diyebilmemiz için diyabetin çok çeşidi var ve anlatılacak çok şey var ama insülin hormonu yoksa, eksikse ya da etkisizse kan şekerini düşüremediği için kandaki şeker miktarının artmasıyla oluşan bir kaotik bir durum aslında. Hani bana soracak olursanız ben hep hastalarıma şunu söylerim. Bence diyabet bir hastalık değildir. İyi bir beslenme eğitimi, iyi bir diyabet eğitimi, güzel bir tıbbi tedaviyle birlikte aslında çok yönetilebilen, yol arkadaşı olabilen bir durumdur aslında. Yani siz diyabete iyi baktığınız sürece diyabet hiçbir zaman sizin hayatınızda negatif bir hastalıkmışçasına vücudunuza bir zarar vermez, yaşam kalitenizi düşürmez. Ama kendim diyetisyen olduğum için söylemiyorum ama diyabetin yönetilebilmesinin primer şartı beslenmeye çok hakim olmak gerektiğidir. Ya ben her zaman şeyi söylerim. Şimdi kan şekerini düşüren tek hormon insülin ve insülini bir anahtar gibi düşünmek lazım. Aslında bizim yediğimiz içtiğimiz her şeyin maksadı hücreyi beslemek ki insan yaşasın. Hücrenin kapısını açan, kilidi açan şey insülin hormonudur. Yani biz protein de yesek, yağ da yesek, karbonhidrat da yesek, ne yersek yiyelim. İnsülin hormonu kapıyı açacak ki hücrenin içerisine yiyecek girebilecek. Eğer bu girmiyorsa belli bir zamandan sonra hücre kendi depolarını harcayıp artık bu da bir son bulduğu zaman hücre kendi kendini yok etmek zorunda. Ben hep bunu şey olarak anlatıyorum Tayfun abi. Hani bir odaya bir hastayı kilitlediniz, hasta fenalaştı, yardım istiyor ve hastanede. Her çığlığında doktor yığılıyor kapıya ama kapıyı açamadıkları için kimse yardım edemiyor. Daha çok yükseliyor. Aslında diyabet böyle başlıyor ve daha çok açlık hissi, daha çok yeme isteği. Evet kanda çok ama hücrenin içinde bir besin ögesi yok. Problem buradan kaynaklanıyor. Evet. Tip 1, insülin vücutta üretilmemeye başlıyor. Nedeni ne derseniz idiopatik nedenler gibi bir açıklama var. Bunun açıklaması idiopatik. Şu, nedenini bilmiyoruz. Yani biz de neden o hücrenin öldüğünü ve neden üretmediğini henüz keşfedemedik demek oluyor aslında bu. Anladım. Yani çeşitli sebepler düşünülüyor. Daha çocuksu yaşlarda çıktığı düşünülüyordu. Ama son 5 yıldır ben 20, 25, 30, 40 hatta 55 şoku yaşadık. 55 yaşında tip 1 diyabet olan hasta tanıdım. Tip 1 diyabette dışarıdan insülin enjeksiyonu yapılmak zorunda. İnsülin yapılamama durumu söz konusu değil. Çünkü bahsettiğim kiliti açacak anahtar vücutta üretilmiyor ve yok. Dışarıdan takviye etmek zorundayız. Biz buna tip 1 diyoruz. Yani başka çaresi evet. Yok. İlacı yok. İnsülin yapmak durumunda. Evet. Tip 2 diyabet aslında tip 2 diyabet bizim daha sık karşılaştığımız, biraz daha yetişkinlik dönemi olarak gördüğümüz insülinin şu anda aslında çok gündem olan bir konu olduğu için söyleyeceğim. Böyle insülin direnci başlamış, kilo artışı başlamış, kilo kontrolü yok, beslenmede düzenleme yok, insülin direncine bir tedbir yok. İnsülin etki edememeye başlıyor. İnsülin üretimi var ama bu sefer hücrenin şeyleri, kilitleri bozuluyor. Anahtar var ama bu sefer de olan anahtar iş görmemeye başlıyor. Ve kanda böyle kan şekeri yükselmeye başlıyor. Biz bu duruma da tip 2 diyabet diyoruz. İleri giderse insülin tedavisi başlanabilir. İlaç tedavisi de uygulanan hastalar var. Bu hastamızın, tip 2 diyabetlimizin kan şekeri regülasyonuna göre doktorun takdiriyle verilen tedavi prosedürü. Tip 2 biraz daha yetişkin, tip 1 biraz daha çocukluk dönemi olarak ayırt edilebilir ama bence en büyük ayrım birinde insülin kullanma zorunluluğu var, diğeri belki ilaçla, belki insülinle tedavi edilmesi durumuna tip 2 diyoruz. Özellikle tip 2 diyabette biz çok güzel ilerlemeler ve kan şekeri regülasyonlarını daha iyi görebiliyoruz. Şimdi yürümenin faydası şu. Biraz önce bahsettiğimiz hani tip 2 diyabet insülin direncinin ilerleyen boyutunda çıkabilir demiştik. İnsülin evet. Direnci aslında bir
enfeksiyondur. Vücutta artık bir inflamatuar dediğimiz vücudun kendi kendine bir enfeksiyon yapmasıyla bu kilitleri bozması demektir. Evet, yürüyüşle hareketin artmasıyla beraber o kilitler düzelir. Bu doğru ama bizim esas yürümeye başladığımızda anlık kan şekerinin regüle olması, daha düşük seviyelerde seyretmesinin sebebi hücreler tabii hareketle beraber glikoz yakımı artıyor. Ve glikoz yakımı arttığı için de vücuttan talep arttığından kandan daha fazla şekeri absorbe edebiliyor. Ben hemen bu arada diyabet olanlar için hatırlatayım. Bu yürüyüşleri yaparken de mutlaka yanımda bir kesme şeker bulunduruyorum. Çünkü en büyük tehlikelerden biri de galiba hipoglisemi, değil mi? Kesinlikle. Biz hani ben her zaman şey söylerim. 300 şekerden korkmayız. 30 şekerden korktuğumuz kadar. Çünkü hipoglisemi çok tehlikeli. Yani hayati önemi olan, kesinlikle anlık müdahale edilmesi gereken bir şeydir. Mesela şeker komasına girdiğini düşündüğümüz bir hastaya kan şekerine bakıp da o 10 saniyelik zamanı kaybetmemek adına öyle bir durumda bile damardan kan şekerini yükselsin diye dekstroz, yani glikozlu serum takarlar. Çünkü hipoglisemide hücreler artık yokluğa giriyor ve vücut hipoglisemi, yani kan şekerinin 70'in altına düşmesine tahammül edemez. Ve belli bir zamandan sonra en önemlisi beyin glikozsuz yaşayamayacağı için çok uzun süre hipoglisemide kalmak bilinç bulanıklığı, koma konumuna kadar getirebilir. O yüzden çok risklidir ve anlık müdahalesinde çikolata tatlı yemek için bir fırsat değildir. Basit şeker, meyve suyu ya da küp şeker yenmesi gerekiyor. Süreci uzatıyoruz çünkü çikolatadır, tatlıdır. Anladım, doğrudan hemen şeyi alsın diye. Evet. Yani saniyeler bile önemli bizim için orada.